Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Açıklamayı yapacağım bütün kurumlar adına. Konumuz uzun süredir ülkemizdeki gündemi işgal eden, eğitimde ciddi köklü değişiklikler yapılmasına dair uzun süredir buna dair yaklaşımlarımızı parça parça paylaştık sizlerle. Ancak yasa çıktıktan sonra problemleri devam ediyor. Bu problemler de belli ki gündemimizi epeyce işgal edecek ve bunlara dair de sadece yasaya itiraz etmekle yetinmeyeceğiz. Biz onun doğurduğu sorunlara, problemleri de taraf olma çabası içerisinde olacağız. Bugün bu problemlerden daha ilk etabı sayılabilecek okula kayıt çağına ilişkin yaklaşımlarımızı paylaşmak üzere bir araya geldik. Ama ben bir eksiklik oluşmaması için bugün burada bu açıklamayı ortaklaştıran kurumları sizinle paylaşmak istiyorum ki eksiği varsa düzeltme olanağı olsun. Eğitimsel, Eğitimciler Derneği EİDDER, Tüm Öğrenci Birliği Dayanışma Derneği ÖVDER, Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği TÖVDER, Felsefeciler Derneği, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halk Evleri, Emek Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Demokratik Sol Parti, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, DİSK Sosyal İş, burada bulunup ismini okumadığımız yok, öyle umuyorum ki. Cumhuriyet Halk Partisi de çalışmalarımıza katılmıştı. Olumlu baktıklarını belirttiler ancak bugün grup toplantısını yapıp burada değerlendireceklerini ifade ettiler. Öyle zannediyorum ki ayrıca bu konuya dair yaklaşımlarını paylaşacaklar. Evet arkadaşlar, toplumun çok geniş bir kesimini yakından ilgilendiren, eğitimde ciddi köklü değişiklikler içeren yasa uzun süredir bizim birlikte gündemimizi oluşturdu. Bu yasaya dair ne söylediklerimizi paylaştık. Ve sadece bu geleneksel, klasik bir itiraz etme değildi. Bu yasa toplumun yeniden şekillendirmeyi hedeflemesinden dolayı bunun yaratabileceği elbette bizler açısından sorunları dile getirmeye çalıştık. Hani belki çok ana hatlarıyla tekrar etmek gerekirse mesele bizim açımızdan hiçbir zaman İmam Hatipler meselesiyle sınırlı bir sorun olarak değerlendirmedik. Bu yasa bunun ötesinde ciddi olumsuzluklar içermektedir. Daha evvelden de belirtmiştik. Bu yasa eğitimin kamusallığını, eğitimi temel bir hak olmaktan çıkartmasından dolayı itiraz ettik. Bu yasayla eğitimin her aşamasının daha çok paralı hale gelmesi, daha çok dershane, daha çok sınav anlamına gelmesinden dolayı itiraz ettik. Bu yasa ile çocuklarımız çok erken yaşta meslek seçmeye zorlandıkları için itiraz ettik. Bu yasa ile toplamda eğitimin süresi artırılmadı, zorunlu eğitim süresi. Bize göre aslında parçalanmayla birlikte eğitimin, zorunlu eğitim süresinin azaltıldığını düşünüyorum. Yine bu yasayla birlikte kız çocuklarımızın ilkokuldan sonra okullaşma oranına ilişkin çok ciddi kaygılarımız bulunmaktadır. Dolayısıyla tam da kadın ve anne ilişkisinin birleştirilerek ve sadece onun üzerinden anlatılmaya çalışıldığı bir toplumsal cinsiyet algısıyla birlikte zaten ilkokuldan sonra kız öğrencilerimizle ilgili kaygımızı destekleyen politik adımlar da bugünlerde atılmakta ve ifade edilmektedir. Dolayısıyla ilk dörtten sonra çocuklarımızla ilgili taşıdığınız, kız çocuklarımızla ilgili taşıdığınız kaygılar daha da büyümüştür. Muhtemelen temel eğitimi gerçekleştirdikleri gibi bir kanıyla eve yönlendirilmeleri söz konusu olabilecektir. Yoksul kesimin erkek çocuklar için de bir tehlike taşıdığını dile getirdik ve daha sonrasında çıkartılan çalışma yaşamındaki çocuk emeğinin kullanılmasını yaygınlaştıracak yasalar bu bizim itiraz ettiğimiz eğitim yasasıyla da bütünleşmektedir. Biz itiraz ettiğimizde hayır denilmişti ama bizden sonra da küçük yaşta çocukların çalıştırmalarını öngören yasaların görüşülmesiyle biz aslında bunun ne kadar sahici olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Okul öncesi eğitimin kapsamamasına itiraz ettik. Bu yasa ile toplumun ciddi bir kesiminde ciddi bir talep olan ana dil eğitimine dair hiçbir adım atılmamasından dolayı tepki gösterdik.
bu yasayla zorunlu din derslerine dair, bunun zorunlu olmaktan çıkartılmasına dair ciddi bir toplumsal talebin göz ardı edilmesine dair biz tepki gösterdik. Ve bugün burada da beraberce konuşmaya çalışacağımız gibi eğitim yaşının düşürülmesinin yaratacağı sorunlara dair de biz tepki gösterdik. Toplamda bu tepkilerimiz, bizi böyle sıralamamız mümkün. Dolayısıyla sadece soruna İmam Hatipler kapsamlı olarak yaklaşmadık. Çok ciddi, çok kapsamlı, köklü problemler doğuracağı için bunların tamamına dair biz itirazlarımızı dile getirmiştik. Şimdi bizim itirazlarımızı bize kulak vermeyen siyasal iktidarı daha ilk adımdan itibaren bu yasanın ciddi sakıncaları, arızalarıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yasa çıkarken topluma bunun esneklik getireceği, toplumda bu esneklikle birlikte aslında velilerimizin kendi karar alma süreçlerini işletecekleri gibi ifadelerde bulunmuştu. Ancak görüyoruz ki bu yasaya dair çıkartılan genelgelerle birlikte böyle bir hoşgörü ortadan kaldırılmıştır. Tersine zorlayıcılık söz konusudur. Hatta zorlayıcılık para cezalarına vardırılmıştır. Dolayısıyla yasa çıkartılırken topluma siz karar vereceksiniz denilirken, şimdi özellikle eğitime başlama yaşı gibi son derece önemli bir konuyla ilgili olarak bırakınız veli iradesine bırakılmasını, veliye ceza vermesini öngören bir düzenlemeye gidildiğini görmekteyiz. Öncelikle biz buna neden itiraz ediyoruz? Bunu dile getirmemiz gerekiyor. 1983-85 yılları arasında Türkiye'de küçük yaş uygulaması yapılmış ve bunun sakıncaları görülerek vazgeçilmiştir. Kaldı ki bu yaş grubundaki çocuklarımıza baktığımızda özellikle 60-66 sözde veli isteğinin 66 ay sonrası ise zorunlu hale getirilmektedir. Oysa bu yaş grubundaki çocuklara baktığımızda çoğunun öz bakım gereksinimlerini bile kendilerine karşılayabilecek durumda olmadıklarını, aynı zamanda temel eğitime hazır olmalarını sağlayan fiziksel, zihinsel gelişimi gösterecek düzeyde olmayabildikleri pedagojik olarak da ortaya konulmuştur. Bu çerçevede sadece çocuklarımızın bu biraz önce değinmiş olduğumuz yanlarından kaynaklı olarak okula başlama yaşı çocuklarımızda ciddi eğitim sorunları oluşturacağı görülmektedir. Problemler eğitime başlama yaşının azaltılması ile ilgili problemler bununla da sınırlı değildir maalesef. Yapmış olduğumuz hesaplamalara göre okula başlama çağına gelen her yıl yaklaşık olarak 1 milyon 200 ila 1 milyon 400 civarında öğrenci bulunmaktadır. Şimdi bu yaşın neredeyse bir yaş öne alınması eğitim sisteminde ayrıca neredeyse iki kat öğrenci alınmasına yol açacaktır. Oysa Türkiye'deki eğitim sistemi altyapısı, temel eğitim sistemi altyapısı böylesine yeniden neredeyse 1 milyon 200 bin öğrencinin daha kayıt olarak okuyabileceği bir altyapıya sahip bulunmamaktır. Bu ne anlama gelecektir? Hep beraber göreceğimiz gibi çok net bir biçimde kalabalık sınıflar, kalabalık derslikler sorunu kendisiyle beraber oluşturacaktır. Dolayısıyla otomatik olarak zaten hali hazırda Türkiye'deki eğitim sistemindeki derslik başına düşen öğrenci sayısının pedagojik açıdan son derece problemli, kalabalık olduğunu düşündüğümüzde bu birinci sınıfa kaydolacak çocuklarımızda yaşanacak olan bu öğrenci sayısının artması çok daha ciddi problem doğuracağı görülüyor. Ama sorun sadece bununla da sınırlı görülmemektedir. Şu anda kayıt sistemine dahil olarak yapmış olduğumuz hesaplamalarda 60 ay ile neredeyse 83 ayı bulan öğrencilerimizin bu yıl kayıt olmaları söz konusu olacak. Yanlış duymadınız. Yaklaşık 60 ay ile 83 ayı kapsayan çocuklarımız bu yıl kayıt kapsamı içerisinde bulunacaktırlar. Bu çok net bir biçimde 1,5-2 yaş, 1,5-2 yıllık öğrenciler arasında farklılık anlamı taşımaktadır. Şimdi böylesine bir farklılık temel eğitim seviyesi açısından kabul edilebilir bir farklılık değildir. Bu çocuklarımızın aynı okulda, aynı sınıflarda,
aynı müfredata tabi tutulmaları anlaşılabilir bir şey değildir. Ve bu sadece veli hoşgörüsüyle, veli isteğiyle anlatılabilecek bir durum da değildir. Bu çocuklarımız arasında fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal gelişim birbirinden çok çok farklıdır. Hal böyleyken bu çocuklarımızın tamamını bu yıldan itibaren birinci sınıf olarak kaydetmek, aynı sınıflarda aynı eğitim sistemine tabi tutmak dehşet bir durumdur. Belli ki siyasal iktidar çocuklarımızı düşünmemektedir. Bu çok açık olarak görülmektedir. Zaten hele Türkiye'deki eğitim sisteminin ezberciliği bir tarafa, sınav merkezli ve eleme sistemi olduğunu düşündüğümüzde bu çocuklarımız arasındaki daha birinci sınıftan 1,5-2 yıllık bu yaş farkları kapatılabilir bir fark değildir. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda böylesine farklılıkları içeren gerçekten kendi ihtiyaçlarını giderme konusunda dahi ciddi eksiklikleri olan bu çocuklarımızı siyasal iktidarın sadece çıkartmış olduğu son derece ideolojik bir yasayla birlikte eğitim öğretime zorlaması bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. O yüzden biz bugün burada bir araya gelen bütün kurumlar olarak çağrımız bütün yurttaşlarımızadır. Kayıt çağına gelmiş çocukları bulunan, önümüzdeki dönemlerde çocuklarına okutacak olan velilerimizin tamamınadır. Şu bu çağdaki çocuklarımızı 72 aya kadar, yani 6 yaşını doldurmamış olan hiçbir çocuğumuzun okula gönderilmemesini istiyoruz. Gönderilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm bu biraz önce açıkladığımız gerekçelerden dolayı 72 aya kadar olan çocuklarımızın ana sınıflarına, ana okullarına yönlendirilmeleri gerekmektedir. Evet, bu konuyla ilgili olarak siyasal iktidar baskı yapmayı hedeflemektedir. Ancak çocuklarımızın geleceği siyasal iktidarın baskısına önce geleceği bizim açımızdan kesildir. O yüzden biz bugün burada bulunan kurumlarla birlikte tüm Türkiye'de yerel teşkilatlarımızda da, yerel örgütlerimizde de il il bu kampanyayı yaygınlaştıracağız. Ve çocuklarımızın geleceğiyle oynamak anlamına gelen okul çağıyla ilgili olarak hiçbir pedagojik eğitim bilimi gerekçesi olmaksızın yapılan bu düzenlemeye çocuklarımızın geleceğini heba etmeyeceğiz. Buradan bir kez daha Türkiye'ye, Türkiye kamuoyuna bu konuyla ilgili bilgi veriyor ve çocuklarımızın, bu çağdaki çocuklarımızın ilkokullara değil 72 aya kadar olan kısmını söylüyorum, anaokullarına, ana sınıflarına kaydedilmeleri yönünde çağrımızı sizinle paylaşmak istiyorum.